Spor ve Sporcuların Programı Olimpik Derler Programı'ndan merhaba değerli izleyenler. Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bisiklet sporunu konuşacağız. Her hafta farklı bir spor dalını konuşuyoruz. Bugün de bisikletçilerimizle beraber röportajlar yapacağız, sohbetler edeceğiz. Acaba onlar bu sporla nasıl tanıştılar? Yol hikayelerini, yol haritalarını nasıl belirlediler? İyi bir sporcu olmak için, iyi bir bisikletçi olmak için kurallar, şartlar nelerdir? İşte bugün bu hikaye ekranlarınıza getireceğiz. Hazırsanız programımız başlıyor. Programımızın başında sporcularımızın hikayelerini dinleyecektik. Şimdi yanımda Ahmet Sabet Ercan var. Kendisi milli sporcu, aynı zamanda bir BMX'çi diyebilir miyim? Doğru evet, mu? Evet, diyebilirsiniz, doğru. Önce tanıyalım istersen seni biraz. Ben Ahmet Sabet. 5 senedir bu sporu yapıyorum. Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü'nün sporcusuyum. Bunun dışında BMX sporu biraz zordur diğer bisikletlere göre. Çünkü güç ve konsantrasyon gerektiren çok hareketler var. Bunun dışında esneklik de gerektiriyor. Ayrıca BMX yol bisikleti gibi her yerde yapılan bir şey değil. Özel parkurlar. Şimdi bu bir parkura geldik. Özel bir parkura geldik senin için değil mi? Yani aslında tam özel parkur sayılmaz ama bir nevi işimize yarayabilir. Normalde daha özel parkurlar var. İşte skate parklar var. Betondan, tahtadan. Bunun gibi rampalarda, pistlerde bu hareketler daha kolay şekilde yapılabiliyor. Peki 5 yıldır bu sporun içindesin ama ben nasıl başladım bu spora, nasıl yolların kesişti merak ediyorum. Yani bu spora şöyle başladım. Bu şehirde bu sporu yapan birkaç abimiz vardı. Onları çarşıda gezerken falan görüyorduk. İşte o zaman da herkesin çocukluktan merakı olur zaten bisiklete. Ben de orada bisikleti gördüğümde bu bisikleti almalıyım dedim. Ondan sonra Mehmet abimiz var, Mehmet Yüzünler. Onu buldum, ona ulaştım. Onda BMX bisiklet vardı. Ondan satın alarak bu bisiklete spora başladım. Peki zor bir bulunan bir bisiklet mi bu? Yani Türkiye'de üretilmiyor, yurt dışından geliyor. Hı. O yüzden biraz bulunması zor ve fiyatları da bayağı pahalı. Peki şimdi biraz Kayseri değerlendirecek olursan, sporcular için Kayseri nasıl bir şehir? BMX açısından önceden çok kötüydü. Şöyle söyleyeyim, parkurlardan bahsetmiştim. Parkur yoktu. Şu an belediyemiz 3 tane parkur yaptı ve 3 tane daha yapma sözü verdi. Bu yüzden bizim için şu an gayet iyi. Onun dışında başka sıkıntı yok. Yol bisikletçi arkadaşlar zaten rahat ediyorlar. Onların pek sıkıntısı yok. Şimdi sporcular bizi Türkiye'de ve dünyada en iyi temsil eden kişiler. O yüzden de biraz onların isteklerini en iyi şartlarda minimize ederek yapmak gerekiyor. Şu an senin isteklerin bir sporcu olarak şehrimize neyi görmek istiyorsun Ahmet? İnsanlardan saygı. Başka bir şey değil. Yani şehirdeki insanlar, trafikteki insanlar çok saygılı davranmıyorlar. Atıyorum bisiklet yolu olmasına rağmen bisiklet yolunda bisikletle giderken geliyorlar seni sıkıştırıyorlar. İşte bu tarz sıkıntılar var. Onun dışında her türlü desteğimiz var ama insanların biraz saygısı yok. Galiba biraz şehrin de spora alışması gerekiyor mu diyorsun? Yani evet, kesinlikle öyle. İnsanların peki, alışması gerekiyor. Şimdi spor aynı zamanda zor, disiplinli bir spor. Özellikle senin yaptığın alan, branş. Biraz daha dediğin gibi dikkat, işte biraz daha konsantrasyon gerekiyor. Biraz daha diğerlerine göre fazla antrenmanlar yapman evet, gerekebiliyor. Antrenmanları falan nasıl geçiyor? Nasıl zaman buluyorsun? Hepsini planlı bir şekilde yapabiliyor musun? Yani her gün antrenman yapıyoruz. 12'de başlıyorum öğlen. Akşam 8'e kadar düzenli olarak antrenmanlarımızı her gün yapıyoruz. Skateparkta. Ben de o antrenmanlardan burada bir şov görmek istiyorum. Bizim için yapar mısın? Tabii ki evet. O zaman hadi bakalım, senin şovun gelsin ekranlara.